Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığı ve Yeni YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü malzemelerimiz yapacağımız bu bir tane cam sil hortumu veya süt tüpeti olabilir arkadaşlar. Bu şekilde simli iplik ve yeşille bazı yazmalarda simli olabiliyor arkadaşlar veyahut da sade yazmaları da böyle simli tek renk beyaz yazmaları da bu şekilde simli çiçeklerle süsleyebiliriz evet modelimiz de bu şekilde arkadaşlar modelimiz çok hoş ve zarif bir model dediğim gibi ilmeklerimizi bu camsil hortumuyla yaptık üzerine de böyle sık iğneli İğneden ta dönüşüm gibi arkadaşlar çok hoş oldu. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek hazırladığımız tığ battılarımız içine sık iğne ile bu şekilde ipimizi sabitliyoruz ve dört tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç ve dört. İki defa tığımın başını doluyorum dört zincirden sonra bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma bir iki 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 dört seferde bu şekilde buraya bir trabzan yapıyorum tepesine dört zincir bu şekilde buraya bir tomurcuk yaptım geri kalan kısmına beş tane sık iğne yapıyorum bir iki üç dört ve beş 5 tane sık iğnemi yaptım. Hemen dibine de bir sık iğne yapıyorum. 6. sık iğne. Bu şekilde aralarına sık iğneli trabzanlar yapıyorum. Yine 4 zincir 2 defa tığımın başını doladım. Bir tane tığ battıyı atlıyorum. İkinci tığ battıma 1 2 2 2. Yine aynı şekilde bir trabzan yaptım. 7 zincir. 7 zincirimi çektim. Şöyle ters tarafından bu yaptığım 4 zincirli tomurcuğunun içine arkadaşlar girip 7 zincirimi buraya bu şekilde sabitliyorum. 1 2 zincir. 2 zincirle düz yüzüne döndüm. Bir defa doluyorum. Yaptığım yuvanın içine girdim. 2 2 olarak aldım. Şimdi buraya 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi bu küçük trabzanın arasına sabitliyorum. 2 tane sık iğne. 1 2 Buraya küçük bir sık iğneli trabzan yapıyoruz. Bir tane de yuvaya yaptım. 3. sık iğne. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Döndüm. Yine bu yaptığım tomurcuğumun içine bu çektiğim 4 zinciri sabitliyorum 1 2 3 4 zincir döndüm hemen bu yaptığım sık iğnemin içine girdim geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 ve 4 yine yuvaya girdim yuvada da 5. sık iğne bu şekilde sık iğneli Trabzanlarla arkadaşlar yaprak oluşturuyoruz. 2 3 4 ve 5. Döndüm. Hemen düz yüzüne yine bu 4 zincirli çektiğim köşede arkadaşlar. Yuvanın içine kapattım. 1 2 3 4 zincir dönüyorum. Buradaki yaptığım zincirin arasına girdim. Yine buraya da sık iğne dolduruyoruz. 2 3 4 5 ve 6. yuvada yapıyorum. Evet. Bu şekilde yavaş yavaş gördüğünüz gibi sık iğnelerin trabzanlarımız büyüdü arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru. Bu sefer 7 çekiyorum. Her sırada ikişer ikişer zincir sayımı artırıyorum. Ve yine bu 4 zincirli tomurcuğumun içine girdim. Kapattım. 4 zincir Döndüm. Yine zincirimin arasına bu şekilde kapattım. Tomurcuk yaptım. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri hemen bu 3 zinciri sık iğnenin yanına dibine kapattım. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Geri kalan kısma. 2 ve 3. Bu şekilde yaprağımızı tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya e, e, yuvaya sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde yaprağımı tamamladım. Bu kalan kısmada da iki tane sık iğne yapıyorum. Yani 7 zincirli yuvanın kalan kısmına iki tane sık iğne ile boşluğu tamamladım. Şimdi bu trabzanıma iniyorum. Buraya da aynı bu Diğer bunlar da yaptığım gibi 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 ve 5 6.yı da yuvada. Yani trabzanı yapmaya başladığım tığ battının içine giriyorum. Evet. Bu şekilde yaprağımızın işi bitti arkadaşlar. Burası çiçeğimizin yuvası. Şimdi buradaki ara suyunu yapacağız. 4 zincir İki defa doladım. Bir tane atlayıp ikinci tığ battıma. Bir, iki, iki, iki. Evet, şimdi trabzanımız için dört tane zincir çekelim. Tomurcuk yapalım. Geri kalan kısma 5 sık iğne. 2 3 Çok kolay arkadaşlar. Yapımı gördüğünüz gibi. Anlattığım sayılara da uyarsanız yaprağınız fazla da büyük olmaz. 5 tane sık iğne yaptım yine. 6.yı tığ battımın içine. 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım. 1 tığ battı atlayıp ikinci tığ battım 1 2 2 2. Aynı şekilde buraya arkadaşlar. Şimdi örnek amaçlı olduğu için ben 3 tane verdim. Siz 5 tane de bu aralıkta verebilirsiniz. Şimdi yine bunu da yapalım arkadaşlar. Çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Yine 5 tane sık iğne. Tomurcuktan sonra 1 2, 3 Bismillah Tığın başı atıyor kendini. Evet. Buradaki tığ battıma da bir tane sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde örnek amaçlı olduğu için 2 tane gösterdim. Siz bu şekilde 3 tane bir de yuvayı sabitlemek için 4 tane veyahut da 6 tane bırakabilirsiniz. Evet şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar son yaptığımız bu sık iğneli trabzanın ortasına 5 zincirden yuva yapmıştık. Şimdi bu 5 zincirden yuvanın içine girip ipimi buraya bu şekilde monte ettim. Evet arkadaşlar şu şekilde şöyle sağa doğru da yatırayım sonra zor olur. Baştan yatırın bir zincir çekiyorum şöyle sıkı sıkı ipimi uzatıyorum biraz e, simli ipi yapması öbürüne biraz zor arkadaşlar öbürüne nazara siz normal iple de yapabilirsiniz farklı olsun diye bunu denemek istedim sizlerle beraber yine girdim bu 5 zincirli yuvaya 1 iki zincir 2 zincirimi hemen çektikten sonra ilmeğimi pipetime taktım. Yine yuvaya giriyorum. 1 iki zincir. Hemen buraya 3. Toplam 5 tane. Fazla değil arkadaşlar. Yapımı da dediğim gibi kolay. Bu yaptığım yaprak sayısına da uyarsanız fazla da büyük yaprağınız olmaz. Yine 2 zincirimi çektim, ilmeğimi taktım. Yine yuvaya girdim. Bir, iki zincir. Bakın dipten başladığım için gayet rahat rahat zincirlerimi çekip ilmeklerimi arkadaşlar takabiliyorum. Buraya beş tane oldu. Beş tane olunca şimdi iki zincirle bir örümcek yapacağız buraya. İki zincirle sabitledik dibine. Şöyle ipimi uzatıyorum boyutunda. Bir örümcek yapıp buraya şu da arkadaşlar gözünüzü yormasın. Şuradan bunu da yakayım. Şimdi arkadaşlar şu ilmeğimi tutup bu şekilde camsi ortamımı sağladım. Burada 5 tane arkadaşlar gördüğünüz gibi ilmek var. Buraya 5 zincir çekip çıkarabilirsiniz de veya sonradan bu şekilde de 5 zincir çekebilirsiniz. Nasıl kolayınıza giderse. Pipet takılırken çekmek daha rahat tabii ki. 5 zincirimi çektim. Ters tarafına çevirdim. Şimdi buradaki ilk ilmeğimden tuttum. Buraya 5 zincirimi sabitledim ilmeğimi. Yine 5 zincir. 5 zincirimi şimdi ikinci ilmeğimden tuttum. İkinci yuvamı yaptım. 5 zincir. 2 3 4 ve 5. 3. ilmeğimden tuttum. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki ilmeğim yani 4. ilmeğimden de tuttum. 4 ve 5. Sonuncu ilmeğimi de arkadaşlar tutup kapattım. Şimdi burada 4 zincirle arkadaşlar yuva yapmıştık tomurcuk yapmıştık. Oraya da şu şekilde bir sabitleme yapıyorum. Bir iki zincir çekip düz yüzüne döndüm. Hemen yaptığım yuvanın ilk yuvanın içinden girdim. Bir iki zincir kapattım. Bir iki zincir kapattım. İki zincir üç dört bir 2 zincir ve 5. Bu yuvada 5 tane arkadaşlar kirpik yaptım. 2 zincirli 5 kirpik. İkinci yuvama sık iğne ile geçtim. 1, 2 zincir kapattım. 2 zincir kapatıyorum. 1, 2 zincir. 3. kirpiğim. 4. kirpiğim. Ve 5 tüm yuvaya ikişer zincirle arkadaşlar bu şekilde 5 tane kirpik yapıyorum. Sıradaki yuvama geçtim sık iğne ile 1 2 zincir 2 zincir 2 zincir 4 oldu ve 5 toplamda 5 olacak arkadaşlar. Bu şekilde 3. yuvamı da yaptım. 4. yuvama sık iğne ile girdim. 1 2 zincir 2 zincir 3 4 ve 5. Evet, buranın işi de tamam 5 oldu çünkü arkadaşlar. Sıradaki yuvaya bu şekilde sık iğne ile geçiyorum. Evet arkadaşlar. Yine iki zincir çekerek buraya beş tane kirpik yapacağız. İki zincir, iki zincir, üç oldu, dört oldu. Bir, iki zincir, bu da beş oldu. Evet, toplam beş tane yaptık kirpiğimizi ve sıradaki bu sık iğneli trabzanımızın buradaki 4 zincirli tomurcuğuna da arkadaşlar şöyle açalım kapanmış içine girip bu yaptığım çiçeğimi kapatıyorum bir tane de zincir çektim arkadaşlar ipimi kopardım şöyle ipimi burada bırakmıyorum arkadan bir ilmek alıp çekip yakıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi tüzsüz hali bile kalıp kiri duruyor. Sık iğneli olduğu için. isterseniz şu arası kirpiğine 3'er 5'er zincirli kirpikler de yapabilirsiniz. Farklılık olsun istiyorsanız arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.